12 saat buradayız nasıl olsa. Takılan bırak. Seda, kimseye dokunmamak kaydıyla serbestsin. Demek sen tavşansın ha? Bugs Bunny. Ev halkı, ağır çekim. Kimseye dokunmamak şartıyla demedin mi lan o? Ne yapıyor bu kıza? Sen var ya. Tavşan! Seni görmüyorum, senden nefret ediyorum, seni sevmiyorum. Farkındasın değil mi? Senin buradan gitmen için dua ediyorum ben. Görüşmek istemiyorum değil mi? Derdin ne? Derdin ne senin Seda? Derdin ne? Gerçek seveni bu. Bu neydi lan bu programın adı? Onunla mutlu olma. Öylesine zor. Öylesine zor. Karşımdakinden mutlu değilken ben. Bakışlar çok iyi. Hatice Hanım altınlara nazar değdiğini düşünmeyeceğim dedi. Size demiş olabilir mi Ezgi Hanım? Bana dediğini düşünmüyorum çünkü bende de yeterince altın vardı. Değil mi arkadaşlar? Evet, bana dediğini düşünmüyorum. Hatta hiçbirimize dediğini düşünmüyorum öyle değil mi? Hepimiz altınlı bayanlarız. Evet. Biz hepimiz görgüsüzüz toplandık. Kalitesiz sohbet ediyoruz. Nasıl 300 lira? 300 lira kilosu eriğin. İnanmıyorum. 3 lira mı? 300 lira. Tepkileri çok sert oldu. Yuh, zıkkım olsun yani. Yazıklar olsun. Tüh, 300 lira erik mi olur? Kurt Steiner bir taşı su üzerinde ardarda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır. Kim duyamadım kim? Kurt Steiner. Ya yüksek ihtimal klavyeden yazacak o yüzden Kurt yerine Kurt diyor ki yazabilsin diye. 88. Bak. D 98. Anlamadım. İşte söyledi zaten Kurt Steiner'da. Ağzında bir şey vardı galiba. Yiyordu onun sesi. Sorun ya. Adem Bey'in eşi isminiz neydi acaba? Neyi sorun? Mümüne. Ne? Mümüne. 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 Gümüle. Mümüne. Gümüle. Anlamadım. Mümine Hanım. Devam ya. Nerede bana? Evet, Noel Baba olarak burada Noel yeni yıl dileklerini size sunmak için geldim. Ben Leyla'yım, Mecnun'u Ferhat'ı Aslı'yım, Kerem'i girmem ama. Oturma odası. Ben çok utanıyorum ya. Ben çok utanıyorum bizim televizyonlardan, televizyonculardan, televizyon kanallarından. Çok utanıyorum oğlum. Hani cringe'lik falan değil bu. Bu cringe falan değil. Böyle yani tüylerin diken diken oluyorsa hani sen beyinsiz değilsindir anladın mı? Benim oluyor çünkü bunu izlerken. Yani nasıl abi? Ya biz bile özgür içerik yapıyoruz. Twitch'te yayın yapıyoruz. YouTube'da içerik yapıyoruz. Bu cringe olur diye biliyoruz. Koskoca televizyonlusun sen ya. Havası vermiş açıkçası. Burası da oturma salonu. Bura salon değil mi? Yanlış mı geldik biz? Evet oturma salonu dedim. Salonu. Oturma odası gibi olmuş yastıklar. Tamam burası da oturma salonu. Sizin ayrıca oturma odanız... O kadar kolay değil. Çok zorlu yollardan aşman lazım. Geçmen lazım. Nereden geçmen lazım? Dağları aşman lazım Ferhat gibi. Ben dağları aşacak halim kaldı mı şimdi? Şiirimizi sevmek lazım. Ben zaten şairimdir ve kitabım da vardır. Çıktı. Evet. Çok gönlünü çok cezbetmen lazım. Hatta Boğaz Köprüsü'nden geçeceksin tekneyle. Seni seviyorum Perihan yazacaksın pankartla. Senin şiir kitabın mı var? O dalga geçiyor belli. Yok daha yazım aşamasındayım. Biraz abarttım galiba. Ah ne yaptım amına koyayım. Dur o aynı kadın mıydı o? Hiçbirimize dediğini düşünmüyorsun. Tüh! Kırmıştı. Burası da oturma salonu. O zaman burası sizin ayrıca aşman. Kitabım da vardır. Çıktı. Lazım. Hatta Boğaz Köprüsü'nden geçeceksin tekneyle. Seni seviyorum Perihan yazacaksın pankartla. Senin şiir kitabın mı var Perihan? Yok daha yazım aşamasındayım. Biraz abarttım galiba. Ay çekil. Eyvah Rümeysa, ne yaptın sen? Ne yapıyorsun ya? Ay pardon ben bir anda koştum. Bırak ya. nasıl bir sürpriz çok merak ediyoruz. Bu cumartesi için. Ne yapıyorsun sen ya? Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Aynı şeyi senin yaptığını benim yaptığım. İngilizcem çok iyi değil ama. Türkçe konuşabilirsin, biz anlıyoruz biraz. Yok yok, ismini İngilizce yapmak istedim. Live Life Sütlaç Çilekli Enerji Topları. Evet. Hayatını yaşa sütlaç enerji topları. Avize gerçekten tam bir çocuk avizesi yani. Benim avizem hakkında konuşuyordunuz. Şu an bu bildiğiniz şaka gibi ya. Evet, gerçekten de tamamıyla bir curcu. Biz de derdimiz var sanıyoruz amına koyayım. Hello avize, tam bir kaos. Ne demeli, bu avize tam bir kaos. Evet. En azından senin gibi 40 yaşı yansıt. Bir yemek yaptınız diyelim. Ne yemeği yapardınız bir? İçine neler katardınız? Yeşil biber. Domates. Ondan sonra yumurtamızı koyuyoruz. Aşk menemeninin olmazsa olmazı bir malzeme var elbette. Aşkımızı, sevgimizi katıyoruz. Aa, ama tahtayı kesiyorsunuz. Bana bakarken evet, tahtayı kesiyorsunuz siz. Güzel gözlerine daldım. Bir villa hediye ediyorum. Ne? Sana gerçekten çok şaşırdım buna. Yalnız şunu söyleyeyim. Kızlar, aşk kızlar, laftır. Paralı erkek şarttır. Şu an bakmayın tepki veremiyorum ama içimden o kadar çok şey söylemek geliyor ki. Ayılamadığım için henüz konuşmuyorum. Biraz beynim açılsın, konuşacağım. Hiçbirinin robot değil. Üzücü bir vedamız var bugün. Şimdi ben vedaları sevmem. Ben hiç sevmem. Ya. Aslında ağlamam da. Senin yüzünden böyle oluyor. Müsaademi rica et. Sağ olun, var olun. Damak da varmış. Aa bak. Temizlik benim işim, temizlik benim işim. Sen benim dediğim gibi salla. İyi hadi geç, nasıl biliyorsan öyle olsun. Öf Kadir. Senin yapacağın iş. Lan git. Ve şu anda biz yola onsuz devam ediyoruz. Ve gitmenin çok içiz. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Gülüyoruz falan ama hasta değil mi? Bilmiyorum ya, takip ettiğim bir şey değil. Programdan ayrılıyor diye değildir bu kadar ağlama herhalde. Ay çok çok erken oldu benim için. Gerçekten çok, hayır. Saç rengi ne ya? Bak gerçekten beni yavaşlatıyorsun. Hayır istemem. Bu gerçekten. Git. Dokunma, gerçekten dokunma. Dokunma. Ya gülmeyin siz de. Yaşasın size. Şu dolaplarına geliyorum. Evet. Bu nedir ya? Nedir? Ne bu? Ne, neye benziyor? Niye hiçbir dokunuş yapmadın? Nedir? Çamaşır makinası. Bu benim öğrencim makinası. Bak. Nedir diyor ya? Sana bir şey oldu. Komik. Gerçekten çok kötü, çok. Saçın yandı mı, bitti mi, ne oldu saçın? Ay keşke yansaydı. Ya bırak. Bir şekilde saçı tamamlamak zorunda. Ya çok tamamlamışsın. Hanginizde granit masa vardı? Granit mi? Evet, görünümlü. Granit görünümlü. Hı. Yani böyle kısalttım sadece. Edelim. Tamam. Hı. Masa ne kadar? Granit görünümlü. 2500 sandalyeleriyle beraber. Hı. Çok pahalı. Modadan haberin olsun. 6 aylık evlisin. Benim mi var? Bizim ülkeden bir bok olmaz arkadaşlar. Emre. Beni mi korkutacaksın? Ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun lan? Ya oğlum bak. Ya Emre. Emre lütfen. Emre. Hayır. Ya Emre. Emre. Bütün gece dedim ki acaba perde ne oldu? Bütün gece beni mi düşündün? Evet, çok seni düşündüm. Beklentim için tam o. Perdeni yorumlar mısın? Buradaki ayrıntı ne? Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. İsimlerini sanırım her yere yazıyorlar. Terliklerinde de isimleri gördüm. Onu da bir incelemek istiyorum. İncelemek ister misiniz arkadaşlar? Buradan yeteri kadar gördük. Gayet hoş duruyor. Aynı şekilde düşünüyorum ben de. İncelemek isterseniz. İncelemek. Evet, hadi bir, iki. Haydi. Sen, koş. Hadi koş gerçekten. Biraz çabuk. Ne yapıyorsun ya? tek ben inceliyorum yani bunu. Benle dalga geçmelerine anlam veremedim açıkçası. Normal değil bunun gelini. Vallahi normal değil. Soğan yok dediği için de ben dedim ki 10 tane soğan koydu dedim. Ne 10? Ha belki de 15 tane. Aa daha da arttı benden. Galiba görmez ablanın gözü. Görür canım. Niye görmezsin gözü? Enizahidem kızım, enizahidem. Gülüm. Gülüm. Ben neşeli görüyorum. Ben neşeli görüyorum. Gülüm. Bak bu insanlar tatlı insanlar, tamam mı? Bak bunlarda hiçbir şey yok. Ay yerim ben. Ha yemek bekliyoruz. Hepimizden alsın. Tamam. Gelin dövecek biraz daha. Ne döveceğim? Kibarlık yok. Allah Bey'in sabrını versin canım. Amin amin. Aslında tıraş bıçağını da beraber kullanıyoruz. O önce koltuk altını tıraş ediyor, sonra ben de yüzümü tıraş ediyorum. Her koltuk altına bir defa sürebiliyoruz. Bir korktum anlayacağım diye. Diş fırçamızı da paylaşıyoruz. Önce ikincisini almaya gerek kalmıyor. O kadar tutumluyuz ki diş ipini bile paylaşıyoruz. Direkt böyle patlayacak bomba gibi geldin. Benim de böyle kıvılcım atacak bir bomba. Benim üstümde patlıyorsun. Patlıyorum. Amına koyayım 5 liralık şey ya, 10 liralık şey ya, hadi bilemedin 20 lira ya. Oğlum diş fırçası paylaşmak nedir ya? Sucuk yemişsin bir gün önceden, dişlerin arasında takılı onlar böyle yuva yapmış amına koyayım. Üzerinde koloni kurulmuş bakterilerden. Onunla fırçalıyorsun, aşkım ver diyor, onunla da fırçalamaya devam ediyorsun böyle. Dedi. Şuradan kalksaydı patlamaz. Neden tırnağı? Zerre kadar güzel bir şey yok üstünde. Ya ben o kadar olumsuz bakmıyorum. Günlük, casual bir tarzın var. İşte alışveriş merkezine de sinemek. Buyursunlar, herkes sussun. Ahtapot ızgara. İşte buyurun. Ana vallahi korktum gerçekten. Valla bunu sadece televizyonda görmüştüm, bir de burada gördüm. Gerçekten ben televizyonda da görmedim. Nasıl bir ahtapot pişirme ya? Olduğu için bize bir şey yapamazdı ama yine korktuk yani. Casual, işte casual ya. O simlerle, o taşlarla casual Allah aşkına. Banu lütfen yıldızlı beşva. Hatta Emel'le beraber sinemaya gitsen. Ona ne vereceğime ben karar veririm. 5 tamam. Vermezsen ben hayal kırıklığına uğrarım. Canım ne isterse onu veririm. Tabii ki Ahtapot muydu neydi içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. Biz onu yiyeceğiz, onu yiyemeyecek. Bacakları olduğu için ben hiç yemedim, tatmadım. Korkuyorum ondan. Sevgi, emek ister. Senin için günahlarımı yaktım. Ama olmuyor. O yüzden senden izin alıp gitmek istiyorum. Bence en önemlisi bu, izin alıp gidebilmek. Kim kahvesini nasıl içiyor peki? Reis. Sade. Evet, sade. Sade, orta. Hayır, ortaydı. Orta. Tamam, 3 orta, bir sade. Çok kalmayacağım, gideceğim. O yüzden oturmuyorum. Ama kulağıma şunu söyleyeyim. Ben de kutlu olsun istiyorum. Survivor'daki kız değil mi lan? Oğlum hep hayalimdir biliyor musun? Bir kızın kulağına yaklaşıp Berna otopsi istiyorum diyebilmek. Ha bu önceden bu gözaltı diye program vardı da ondan sonra mı Survivor'a alındı bu kız? Kulağım düşer Ecevi'yle olmuş olamaz. Aaa dur. Anladım şu an. Döktüm. Neyi döktün? Ama sıcak yağ döktüm. Soğuk yağ dökmedim. O yüzden... Oğlum düz sıcak yağ döktün nerede? Ben yapamadım, yetiştiremedim. Ama Hindistan cevizi koydu. Her şey elinden bir kaybediyormuşsun gibi hissediyorsun ama... kazanıyorsun farkında değil. Oğlum bu çocuk kim? Bu Yasuo mu? Lee Sin mi? Bu ne bu ya? Nasıl? Bu niye bandana atıyor? Hasta falan mı? Gözünde ameliyat falan mı var bu çocuğun? Ben seni çok durduruyorum. Seni durmanı istemiyorum. İlerlemeni istiyorum. Alışır zamanla. Özel silahlı güvenlik diplomam var. Yarın bu belgelerin hepsini getirir misin? Dikkat! Oyuncuyum. Daktilo eğitimim var. Aynı zaman tarzım ve starım. Daktilo eğitimini çok fazlasın sen bu 1946'da mı aldın? Oha! Sarı hoş geldin. Çok işten olmuş onu. Yaman. Ah ya. Bak yine kötü olacaksın. Yarın bu diplomalarını, belgelerini hepsini getirir misin? Olur bakalım. Bakalım değil, yarın istiyorum hepsini. Allah emanet. Kadar, Cuma'ya kadar vaktin var. Getiririm Kemal Bey, sıkıntı yok. Aa. O ses tonuna dikkat et. Aa, getiririm yani. O ses tonuna dikkat et. Ya karım olursun ya arkadaşlarımın yengesi ya çocuklarımın anası ya da anamın gelini benimle evlenir misin? Emine göreyim. Anamın gelini. Bir tanesini seçsin yani benim. Aa. Ses tonuna dikkat et. Getiririm Kemal Bey, gösteririm. Lütfen. Bak hala. Yayınlandığında. Oğlum bu nasıl bir davranış stili amına koyayım ya? Sikerim ha. Kaç yaşında kadın oğlum bu? Bu ne oğlum? Hani bak o kadar mutluyum ki yıllardır televizyon izlemediğim için. Lütfen kendini otur bir izle. Romantik değilim de. Bravo efendim, vallahi bravo. Ya. Bu mu yani? Duygulandınız mı? Çok. Bu muydu yani? Ama bu karar mıydı yani? Bu muydu? Ben biliyordum. Çünkü Emel, hayır, tabii ki öyle. Tabii ki getiririm Kemal Bey. Sanki biz burada IQ'larımız bu kadar, seninki bu kadar şov yapıyorsun. Orijinalini getireceksin, tamam mı? Çünkü söyle. Kemal Bey bulamaz. Ben kabul ettim. Ben o yoruma katılmıyorum. Hiçbir gelin robot değildir. Ben niye memeli bir kadının yanındayım gene ya?